bir çıkmaza saplanıp kaldığında hayatının bir döngüde olduğunu hissedersin. Enerjiye sahip olmak için egzersiz yapman gerektiğini bilirsin ama o egzersizi yapacak enerjin yoktur. Belki de finansal bir sıkıntı içindesin, tüm zamanını çalışarak geçiriyorsun, ancak ilerlemek şöyle dursun, ancak geçinecek kadar kazanıyorsun. Ya da kendini kötü hissediyorsun, fakat koltuktan kalkıp harekete geçemiyorsun bile. Bir çıkmaza girmenin birçok yolu var ama tek bir sebep var. Acıdan kaçmak ve keyif aramak. Bu altı insan ihtiyacımızın en güçlülerinden birini önümüze getirir. Kesinlik. Mevcut durumunda kendini en iyi halinde hissetmesen de kendini rahat hissediyorsun işte. Seni neyin beklediğini biliyorsun. Bir rutinden çıkmanın çaba gerektireceğini ve hatta belki acı ve başarısızlıkla sonuçlanacağını da biliyorsun. Ama artık bugün başlamalısın bence. Bir çıkmaza takılıp kalmak fiziksel bir durum ya da koşullarının sonucu değildir. Bu bir zihin durumudur ve üstesinden gelinebilir. Yeni alışkanlıklar inşa etmek ve beynini yeni bağlantılar kurmak için eğitmek, rutinden çıkmanın anahtarıdır. 1. İnkar etmekten kurtul. Bir çıkmaza sıkışıp kalan insanlar genellikle bunu neden yapamadıkları veya buna zamanları olmadığı konusunda bahaneler üretirler. Ancak dünyadaki en başarılı insanlar kendi hayatlarının tüm sorumluluğunu üstlenirler. Hissettiğin veya davrandığın şey için başkalarını suçlamayı bırak. Hayatının yalnızca kararlarının bir sonucu olduğunu anla. Karar gücünü kullanmak sana hayatının herhangi bir bölümünü bir anda değiştirmek için her türlü bahaneyi aşma kapasitesi verir. 2. Gerçek sebebi bul. Bir çıkmazdan nasıl çıkılacağını keşfetmek, dışa değil içe bakmayı içerir. Sınırlayıcı inançlarını, kim olduğun hakkında kendine anlattığın hikayeleri tanımlamalı ve kendini olabileceğin şey olmaktan alıkoymamalısın. Bir dahaki sefere bir mazeret uydurmak istediğinde, konuşanın sınırlayıcı inançların olduğunu kabul et ve bunun yerine onları güçlendirici inançlara dönüştür. 3. Gereklilikleri zorunluluğa dönüştür. Hayatında hangi konuda daha çok pişman olacaksın? Hareketsizlik ve kararsızlıkla boşa harcamak mı, yoksa dışarı çıkıp bir risk almak mı? Yaşlandığında ve hayatına dönüp baktığında bunu yapmalıydım demeyi mi, yoksa hayatı dolu dolu yaşadım demeyi mi tercih edersin? Bir rutine takılırsan seçimlerini yapılmalı değil yapmalı olarak yeniden çerçevele. Olağan dışı bir hayat seni bekliyor. Eğer sen yaşarsan. 4. Sağlıklı alışkanlıklar edin. Bir çıkmaza takılıp kalmanın sonsuz döngüsü genellikle enerji eksikliğinden kaynaklanır. Değişiklik yapman gerektiğini bilirsin ancak gücün yoktur. İhtiyacın olan enerjiyi elde etmek için sağlıklı alışkanlıklar oluşturmalısın. Diyetini geliştir. Hoşuna giden bir egzersiz şekli bul, dışarı çık. Minnettarlık alıştırması yap. Küçük başla ve beynini ve vücudunu besleyecek ve seni hedeflerine doğru itecek sağlıklı bir yaşam tarzı inşa edene kadar durma. 5. Meydan oku. İnsan beyni inanılmaz derecede karmaşıktır. Ancak ustalaşılabilir. Beyninin dorsolateral prefrontal korteks adı verilen karar verme sürecine dahil olan bir kısmı geçmiş deneyimleri mevcut kararlara uygulamakla sorumludur. Beynin daha önce çalışan sinirsel yolları kullanarak sorunları çözer. Yeni yollar oluşturmak
beyninin bir rutinden nasıl çıkacağını öğrenmesine yardımcı olabilir. Bunu yapmak için bir meydan okumaya katıl. Yeni bir beceri öğrenene ve konfor alanından tamamen çıkana kadar pes etme. 6. Destek al. Bir çıkmazdan kurtulmak her zaman kolay değildir. İnsan beyni kendi yolunda takılıp kalır. Kendini sorumlu tutmak zor olabilir. Arkadaşlar ve aile genellikle destekleyicidir. Ancak bir çıkmaza saplanıp kaldığında ihtiyacın olan itici gücü her zaman sağlayamazlar. Bir akıl hocası bulmak, kitap okumak veya seni motive edecek bir etkinliğe katılmak, yoluna devam etmek için tam da ihtiyacın olan şey olabilir. Değerli bir şey başarmış olan herkes zorluklar ve aksilikler yaşamıştır. Çünkü yapmaya değer olan her şey biraz zahmetli olur. Zorlukların üstesinden gelmek, büyüklüğe giden yolda gerekli bir adımdır. Filozof Edmund Burke, bizimle savaşan sinirlerimizi güçlendirir ve becerilerimizi keskinleştirir. Düşmanımız yardımcımızdır der. Hayat değerli bir rakiptir ve hepimizin büyümeye ihtiyacı var. Zorlukların üstesinden gelmek için doğru araçlara sahip olduğunda hedeflerine ulaşmanı engellemesine izin vermek yerine onu bir yardımcı olarak benimseyebilirsin. Hazır ol. Zorlukların üstesinden gelmek için daha zorluk gerçekleşmeden çalışabilirsin. İçsel gücünü geliştirerek ve bir büyüme zihniyeti geliştirerek beynini esnek olması için eğit. Seni engelleyen şeyi ortaya çıkarmak için sınırlayıcı inançlarını incele. Güvenebileceğin bir destek sistemi geliştir. Derinlere inme ve zorlukların üstesinden nasıl geleceğini ortaya çıkarma zamanı geldiğinde hazırlıklı olacaksın. Pozitifliği pratik et. Bir insan zorlukların üstesinden nasıl gelir? Bu genellikle başlarına gelenleri çerçeveleme biçimleriyle ilgilidir. Geri adım at ve sorunu olumlu bir şekilde yeniden çerçevele. Herhangi bir olumsuz kendi kendine konuşmayı yakala ve onu baltalamak yerine hedefine doğru çalışmana yardımcı olan güçlendirici inançlarla değiştir. Disiplinli kal. Zor zamanlar geldiğinde hayatının kontrolden çıktığını hissedebilirsin. Bu nedenle ritüeller zorlukların üstesinden gelmek için güçlü bir araçtır. Meditasyon ve günlük nefes egzersizi gibi olumlu alışkanlıklar oluşturduğunda zihnini ve bedenini zorluklara hazırlıyorsun. İyi ve kötü zamanlarda günlük bir rutine bağlı kalmak hayatına düzen ve güç katacaktır. Dersi bul. Hayatın sana karşı değil senin için olduğunu fark etmek zorlukların üstesinden gelmenin anahtarıdır. Hayatındaki her olay sana yeni bir şeyler öğretebilir. Dersleri bulabilenler başarılı olacaktır. Koşullarını ve başkalarını suçlayanlar başarısız olacaktır. Sorumluluk al. Ne olduğunu ve nedenini değerlendir. Gelecekte olmasını nasıl önleyebileceğini belirle. Sonra devam et. Steve Jobs'un hatalar söz konusu olduğunda söylediği gibi, en iyisi onları hemen kabul etmek
ve diğer yeniliklerini geliştirmeye devam etmektir. Kabiliyetlerin üzerinde çalış. En büyük liderler ve en başarılı insanlar her zaman gelişmek için yer ve zaman olduğunu bilirler. Hep dediğim gibi, büyümüyorsan ölüyorsun demektir. Zorlukların üstesinden gelmek, kendi bilgi ve becerilerine dürüst bir şekilde bakmak ve onları her gün geliştirmek için çalışmakla ilgilidir. Daha iyi ve yeni bir sen için çalış, kendini daha güvende ve geleceğe hazır hissedeceksin. İlham almak. İnsanlar zorlukların üstesinden nasıl gelir sorusunu yanıtlamak için sorunun kaynağına git. Hayatta istediğini elde etmiş insanların biyografilerini oku. Zorlukların üstesinden gelmek için gerçek hayattan örnekler konusunda sıkıntı yok. Hızlı bir motivasyona mı ihtiyacın var? Aynana veya buzdolabına yapıştırmak için ilham verici alıntılar bul. Proaktif olarak zihnini besle ve tüm durumunu değiştireceksin. Çevreni yükselt. Başarı öykülerine bakmak, zorlukların üstesinden nasıl geleceğini öğrenmene yardımcı olabilir. Ancak çevrendekilere de bakmalısın. Daha önce de dediğim gibi, bir kişinin yaşam kalitesi, çoğu zaman akran grubunun beklentilerinin doğrudan bir yansımasıdır. Sen takıldığın kişisin ve zorluklardan geri dönmek, iyimser bir şekilde yaşamak ve odaklanmış kalmak istiyorsan, etrafını seni engelleyen insanlarla değil, seni destekleyen insanlarla kuşatman gerekir. Bir örnek model bul. Zorlukların üstesinden gelmek, pozitiflik ve gerçekçiliğin, tutku ile gerçek yaşam becerilerinin, içsel gücün ve bir dış destek sisteminin tam doğru karışımını gerektirir. Bir örnek model, her şeyi dengelemene ve yolda kalmana yardımcı olabilir. Başaranlar zorlukların üstesinden gelme sanatında profesyonel olarak eğitilmişlerdir. Zor zamanlardan geçmen ve diğer taraftan daha güçlü ve daha akıllı çıkman için ihtiyaç duyduğun rehberlik, hedef belirleme ve zorlu sevgi karışımını sağlayabilirler. Vazgeçme. Sörfçü Mick Fanning, köpek balığı saldırısından sadece 6 gün sonra sörf tahtasına geri döndü. Stephen King'in klasik romanı Carrie, 30 kez reddedildi. Thomas Edison, başarılı bir ampul yapmadan önce binlerce yöntem denemişti. Zorlukların üstesinden nasıl gelineceğini özetlemenin mükemmel yolu şudur. Azim, yaşam kalitesini şekillendiren en değerli kaynak olarak yeteneği bile gölgede bırakır. Hayattan istediğini alamadığında değerlerine ve tutkularına uygun yaşamıyorsun demektir. Ne kadar sinir bozucu olsa da hoşnutsuzluk hissetmek aslında ilk adımındır. Hayattan daha fazlasını istemek seni daha büyük ve daha iyi başarıların peşinden gitmeye sevk eder. Ve seni neyin harekete geçirdiği konusunda net olduğunda istediğin her şeyi tezahür ettirebilirsin. En iyi benliğin olmaya adandığında, herkes ortak hedeflerle birleştiğinden, insanlara istediğini nasıl yaptıracağını bile öğrenebilirsin. Doğru yaklaşımla bir ilişkide, kariyerde veya hayatın herhangi bir alanında istediğini nasıl elde edeceğini öğrenebilirsin. Hayatta gerçekten istediğin nedir?
hayatında değiştirmek istediğin alan nedir? Sağlığınla mı alakalı? Kazanmak istediğin bir beceri mi var? İlişkini bir sonraki seviyeye taşımak ister misin? Peki ya işin ya da kariyerin? Başarmak istediğin belirli bir şey var mı? Hayatında hangi konuda ustalaşmak istiyorsun? Ne istediğine dair net bir anlayışla oraya ulaşmak için hedefler ve adım adım bir plan oluşturabilirsin. İstediğini elde etmek için hedefler neden önemlidir? 1953'te Yale araştırmacıları okuldan ayrılmadan hemen önce mezun olan sınıfla röportaj yaptıkları yoğun bir çalışma yürüttüler. Öğrencilere istediklerini nasıl elde edecekleri konusunda bir dizi soru sordular ve bunlardan biri başarı için yazılı bir planla birlikte net, belirli bir hedef grubunuz var mı sorusuydu. İlginçtir ki öğrencilerin %3'ünden azı evet yanıtını verdi. Ve 20 yıl sonra araştırmacılar geri döndüler ve hayatlarının nasıl olduğunu öğrenmek için sınıf üyeleriyle tekrar görüştüler. Belirli bir plan için hedeflerini yazan %3'ün diğerlerinden daha mutlu ve daha uyumlu göründüğünü tespit ettiler. Tabii ki bu özneldir. Ancak aynı zamanda %3'lük grubun net hedefleri olmayan diğer %97'lik gruba göre finansal açıdan çok daha ileride olduğunu da buldular. Bu çalışma hedeflerin gücünü gösteriyor. Hedefler geleceğimizi önceden tasarlamamızı ve istediğimizi elde etmemizi sağlar. Kaderlerimizi tasavvur etmemize ve hayatımızı şekillendirmemize izin verirler. Bize yön ve ümit verirler. Ama tabii ki bunlar doğru hedefler olmalı. Çoğu insanın hedefleriyle ilgili sorun, sabahları yataktan atlaman için sana tam olarak ilham verememeleridir. İstediğini nasıl elde edeceğini öğrenmenin anahtarı, anlamlı hedefler belirlemektir. Anlamlı hedefler duygu yaratır ve içinde harekete geçer. Seni büyümeye ve gelişmeye teşvik eder. Sadece içinde bir açlık hissi uyandırmakla kalmaz, aynı zamanda hayatının diğer alanlarının da senin vizyonunu takip ettiğin gibi gelişmesine izin verirler. Ancak anlamlı hedefler istiyorsan, o zaman bu duyguları senden çekip çıkaracak kadar saygın hedefler oluşturmalısın. Hedefler belirleyerek istediğini nasıl elde edersin? Hedef belirleme kavramının çığır açıcı olmadığını düşünüyor olabilirsin. Ancak işte gerçek şu, çoğu insan başarılı olmanın yollarını aramaya başladıklarında açıkça tanımlanmış bir hedefler dizisine sahip değildir. Bunun da ötesinde bahsettiğimiz hedef belirleme süreci yalnızca daha büyük bir şey için bir vizyona sahip olmanın çok ötesine geçer. Sana ihtiyacın olan becerileri kazandıracak ve hedeflerini korkmadan gerçekleştirmene izin verecek temeli oluşturman gerekir. 1. Temel ihtiyaçlarını karşıla. Doyum bulmak ne anlama geliyor? Her şey 6 insan ihtiyacımıza geri dönüyor. Kesinlik, önem, çeşitlilik, sevgi ve bağlılık, büyüme ve gelişme ve katkı ve destek. Bunlar tüm insanların en derin ihtiyaçlarıdır ve yaptığımız her şeyi yönlendirirler. Bu temel ihtiyaçlar karşılanmadığında zararlı döngülere saplanıp kalırız. Sağlıksız ilişkiler, yıkıcı alışkanlıklar ve bağımlılıklar, başarısız kariyerler, sevinç yerine korkuyla dolu hayatlar. Bu döngüleri kırmak ve hayatta istediklerini elde etmek için öncelikle temel ihtiyaçlarını karşılayarak bu döngüleri kırmalısın. Kendini iyi insanlarla kuşat. Özgün ilişkiler kur. Değerlerini keşfet ve en gerçek benliğinle uyumlu hedefler oluştur. İhtiyaçların sağlıklı ilişkiler ve yaşam tarzıyla karşılandığında zirvede çalışabilir ve kendinden daha fazlasını verebilirsin. Başarılı olduğunda istediğin şeyin peşinden gitmek kendi hayatını ve başkalarının hayatlarını zenginleştirir. 2. Sınırlayıcı inançlarını aş. Artık temel ihtiyaçlarını karşıladığına göre sınırlayıcı inançlarına odaklanabilirsin. Bunlar
nasıl olduğun ve dünyanın nasıl olduğu hakkında kendine anlattığın hikayelerdir. Bu tür inançlar genellikle çocuklukta en çok arzuladığımız sevgiyi kazanmamızın nasıl öğretildiğine ve ihtiyaçlarımızın tamamen karşılanıp karşılanmadığına bağlı olarak oluşur. Bu inançlar derinlere kök salmıştır, ancak bu onları doğru yapmaz. Hikayeni değiştirebilirsin ve bunu yaptığında hayatını değiştireceksin. Başarısızlık korkusu, genellikle başarıyı hak etmediğin veya başarısızlıktan kurtulacak kadar güçlü olmadığın gibi sınırlayıcı inançlarla bağlantılıdır. Sürmeyen ilişkiler, sevgiyi hak etmediğin inancına veya kırılganlık gösterdiğinde reddedilme korkusuna bağlıdır. Kariyerinde ilerleyemiyorsan, yetenekli olmadığın inancına sahip olabilirsin ve bu da güven sorunlarına yol açabilir. Bu inançları bir kez belirledikten sonra iç monoloğuna sızan olumsuz iç konuşmaları aramaya başlayabilirsin. Bu olumsuz düşünceleri seni geri tutmak yerine istediğini elde etmene yardımcı olan güçlendirici düşüncelerle değiştirmelisin. 3. Güçlendirici alışkanlıkları kabul et. Sonuçta zihniyetin hayatta istediğini nasıl elde edeceğinin temelidir. Koşullarının, duygularının ve kontrolün dışındaki olayların zihniyetini belirlemesine izin verirsen her zaman nihai hedeflerinden uzaklaşırsın. Ancak zihniyetini nasıl kontrol edeceğini öğrendiğinde sonuçlarını da kontrol edersin. Bunu yapmanın bir yolu güçlendirici alışkanlıkları benimsemektir. Meditasyon zihni sakinleştirir ve zihnin sakin ve merkezlenmiş olduğunda gerçek arzularınla temas halinde olursun. Böylece oraya ulaşmak için eyleme geçirilebilir, planlar yapabilirsin. Farkındalık meditasyonunda yeniysen, günde sadece birkaç dakika için uygulamaya başlayabilirsin. Farkındalığı bir alışkanlık haline getirerek günlük yaşamına daha fazla netlik ve öz farkındalık getirebilirsin. Minnettarlık, zihniyetini tamamen değiştirebilecek başka bir alışkanlıktır. Hayatın sana karşı değil, senin için olduğunu anladığında zorluklara engeller yerine fırsatlar olarak yaklaşabilirsin. Kendine derin bir inanç oluşturarak ve gerçekten durdurulamaz olabilirsin. 4. Hedeflerini tanımla. İstediğini elde etmek için önce onu tanımlaman gerekir. Kulağa apaçık ve anlaşılır geliyor, ancak pek çok insan ne istediğini tanımlamadan yaşamdan göçüp gidiyor. Ne istediğine dair net bir anlayışla oraya ulaşmak için hedefler ve adım adım bir plan oluşturabilirsin. Bir ilişkide, kariyerde veya projede istediğini nasıl elde edeceğini sormak bencilce değildir. Gelişmek için ilham almanı sağlayan şeydir. Ve herhangi bir ortak uğraşta insanlara istediğini nasıl yaptıracağını sormak, gerçekten insanlara ortak hedeflerin doğrultusunda çalışmaları için ilham vermek anlamına gelir. Büyük liderler zorlamak yerine eyleme ilham verir. Her zaman heyecan verici bir vizyonu ve bunu gerçeğe dönüştürmek için gereken belirli adımları paylaşırlar. 5. Mutlaka yazmalısın. Hedeflerini bir bilgisayara değil, kağıda veya bir günlüğe yaz. Fiziksel bir kağıda bir şey yazdığımızda olan bir şey var. Hedeflerini yazdığında tasarımcı sen olursun. Şu anda bulunduğun yerin olmak istediğin yer olmadığını hem bilinçli hem de bilinçaltınla kabul ediyorsun. Beynin daha sonra bu ayrımı yapar ve statükodan mutsuz olur. En güçlü teşviklerden biri hoşnutsuzluk duygusudur. Tamamen konforlu ve rahat olduğunda bir şeyleri gerçekleştirmek için ne gerekiyorsa yapmak için ilham almazsın. Hoşnutsuzluk, yanında olmasını istediğim bir güçtür. Uzaklaşmak istediğim bir şey bulunduğunda gerçek bir dürtü oluşur. Gerilim ve baskı, eylemlerimizin güçlü itici güçleri olarak hizmet edebilir. Bunu kendini etkilemek için bir araç olarak kullan. Böylece başarın için eyleme geçirilebilir adımlar atmaya başlayabilirsin. İstediğini nasıl elde edeceğini öğrenmek sadece bir hayal olmaktan çıkıp bir strateji haline gelir.
6. Neden sorusuna dürüst ol. Şimdi kristal berraklığında ol. Ayrıntıları yaz. Bu hedefe ulaşmak sana nasıl hissettirdi? İstediğini elde etmek senin için ne ifade ederdi? Hayatını nasıl değiştirecek? Arzularının senin için neden önemli olduğu konusunda net olduğunda, istediğini nasıl elde edeceğini veya insanlara istediğini nasıl yaptıracağını öğrenmek daha doğal hale gelir. Hedefine neden ulaşman gerektiği konusunda kesinlikle netleşerek amacını bulacaksın. Ve bu amaç sonuçtan daha güçlüdür. Bir hedefin amacı sonucu alabilmen değildir. Nihai sonucun seni bir kişi olarak yapacağı, dönüştüreceği şeydir. Tutkularınla uyumlu hareket ettiğin için istediğini nasıl elde edeceğini öğrenmek bir tatmin kaynağı olur. Bu amacı bilmek, lazer gibi odaklı kalmana yardımcı olacak ve zor zamanları atlatmana yardımcı olacaktır. Devam etmeni sağlayacak kadar güçlü bir neden tasarlarsan, yoluna çıkan her şeye dayanacak yakıta sahip olacaksın. Maddi nesnelerin veya belirli bir ünvanın seni mutlu etmeyeceğini anla. Seni mutlu edecek tek şey, hayatın boyunca olduğun kişi ve meydana getirdiğin şeydir. Peki hedefine ulaşman için sebepler nelerdir? Hayatını nasıl daha iyiye doğru değiştirecek? Yüzeysel özlemlerinin altında ne yatıyor? 7. Mutlak kesinliği bul. İnsanlara istediğini nasıl yaptıracağına dair bir fikrin veya hedefine ulaşmak için bir stratejinin olmaması gayet normaldir. Ve şu anki yeteneğinin veya becerinin ötesine geçen hedefler belirlemek de gayet normaldir. Burada önemli olan mutlak inanç ve güvenle hareket etmendir. Hedeflerini mutlak bir kesinlikle çerçevele, ne olursa olsun bunu gerçekleştirmenin bir yolunu bulacaksın. Bu hedeflerine ulaşmak için çok önemlidir. Şimdi sana imkansız gibi görünse bile özünde bunu başarabileceğini biliyorsun. Bu temel inanca sahip olduğunda hayatının kontrolünü geri alacaksın. Bu nedenle dış dünyayı veya yoluna çıkan zorlukları kontrol edemesen bile sebat edeceğini ve üstesinden geleceğini bilirsin. Pek çok insan erken pes eder. Çünkü sonuca odaklanır ve sonra durur ve kendilerine bunu nasıl yapacağımı bilmiyorum veya bunu asla başaramam derler. Ya da yolda başarısız olurlar ve tekrar denemekten daha kolay göründüğü için bırakmaya karar verirler. Ya istediğini nasıl elde edeceğini bulmak zorunda değil de ne olursa olsun onu bulacağına inanıyorsan. Hedefine ulaşman sadece bir ihtimal değil, mutlak bir kesinlikse. Bunun şu anda hayatını nasıl değiştirebileceğini hayal et lütfen. 8. Belirli uygulamalar ve istikrar. Tüm zamanların en iyileri her ne yaptılarsa bunu tekrar tekrar yaptılar. Neden? Çünkü tekrar becerinin anasıdır. İstediğini nasıl elde edeceğini öğrenmek için sadece bir kez hedefler koyamazsın. Onlara bir daha asla bakmayıp sonra uzun vadeli sonuçlar bekleyemezsin. Bilinçaltı zihnin hareket etmen gereken genel yönü biliyor olabilir. Ancak güç günlük pratikten ve sürekli gözden geçirmeden gelir. Hızlı bir çözüm arayan insanlar asla ustalığa ulaşamayacaklar. Hedeflerine ulaşmak odaklanmayı ve bilinçli çalışmayı gerektirir. İstediğini elde etmek için becerileri tekrar tekrar tekrarlaman gerekir. Kişisel ve profesyonel ortamlarda insanlara istediğini nasıl yaptıracağını öğrenebilmen için önce empati ve saygı becerilerini kullanman gerekir. Edinmek istediğin yeni bir beceri ise bilinçli bir uygulama stratejisi nasıl kullanacağını öğrenmek, yeni uygulamanda rahat olmanın önemli bir parçasıdır. İşinde daha fazlasını elde etmek istiyorsan, değiştirmen gereken temel süreçleri belirle ve bunları düzenli olarak uygula. İlişkine daha fazla neşe ve tutku getirmeye ne dersin? Yakınlık aslen günlük bir uygulamadır.
herhangi bir konuda ustalaşmak istiyorsan onu sistemine yerleştirmen gerekir. Ve pratik bunun önemli bir parçası. Unutma, tutarlı uygulama ve sürekli odaklanma. Yaşamın üzerinde derin ve kalıcı bir etkiyle sonuçlanacak olan budur. Hayatta istediğini nasıl elde edeceğini öğrenmek kolay değildir. Öyle olsaydı herkes neşeli ve memnun olurdu. İstediğini elde etmek zaman, bağlılık ve amaç netliği gerektirir. Hepimiz hayalini kurduğumuz şeyleri gerçekleştirme yeteneğine sahibiz. Tek gerekli olan elimizdeki her şeyle bu hedeflerin peşinden gitmeye karar vermek. Hayatının kontrolünü eline almaya ve gerçekten istediğin şeyin peşinden gitmeye hazır mısın? Bugün başla ve kendinin gelecekteki versiyonunu başarıya hazırla. Hayatta istediğini nasıl elde edeceğini öğrenmek için hedeflerinin arkasındaki itici gücü keşfet. Neden bu kadar çok sporcu görselleştirme tekniklerini kullanıyor? Sağlık ve zindelik hareketinde olumlamalar ve özlü sözler neden bu kadar popüler? Neden en başarılı girişimciler her zaman diğerlerinin bilmediği bir şeyi biliyor gibi görünüyor? Bu sadece onların özgüveni değil. Cevap, duymamış olabileceğim bir şey olabilir. Sinir dili programlama teknikleri. Başarılı olanlar ve olmayanlar arasındaki fark, başarılı insanların, başarısız insanların başından savdığı şeyleri yapmaya istekli olmalarıdır. NLP teknikleri bunlardan biridir. Zihniyetini ve hayatını değiştirmenin güçlü bir yoludur ve bunları bugün kullanmaya başlayabilirsin. Sinir dili programlama nedir? Sinir dili programlama, düşüncelerimizin davranışlarımızı nasıl etkilediğini inceler. Beynimizin aldığı sinyalleri nasıl yorumladığına ve bu yorumların yaptıklarımızı nasıl etkilediğine bakar. Bunu dil aracılığıyla yapar. Bu sinir dili programlama tekniklerinin dilsel kısmıdır. NLP teknikleri, beynimizin bilgiyi nasıl işlediğini inceleyerek düşüncelerimize, duygularımıza ve hislerimize pasif bir şekilde başımıza gelenlerden ziyade kontrol edebileceğimiz şeyler olarak bakmamıza yardımcı olur. NLP özünde en güçlü inançlardan birini özetliyor. Odak noktamızı değiştirerek düşünme, hissetme ve davranış biçimimizi değiştirebiliriz. Çünkü odak nereye giderse enerji oraya akar. NLP 1970'lerde Richard Bandler ve John Grinder tarafından keşfedilirken sayısız araştırmacı ve yazar tarafından genişletildi. En iyi 4 NLP tekniği. NLP teknikleri eylem odaklıdır. NLP terapide yapabileceğin gibi nedene odaklanmak yerine nasıla odaklanır? Düşüncelerine ve duygularına nasıl farklı tepki verebilirsin? İletişim tarzını duruma nasıl uyarlayabilirsin? Hayatın sana karşı değil, senin için olması için zihniyetini nasıl değiştirebilirsin? 1. Görüntü eğitimi. Bazen zihinsel prova olarak da adlandırılan görüntü eğitimi, görselleştirmeye dayalı klasik sinir dili programlama tekniklerinden biridir. Basit ve doğrusal olduğu için yeni başlayanlar için mükemmel bir egzersizdir. Anahtar, bir eylemi başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğin son derece ayrıntılı bir sahne oluşturmaktır. Bu eylem ister bir sunumda başarılı olmak olsun, ister golf vuruşunu mükemmelleştirmek olsun,
beden dilini hayal et. Kendinden emin, kararlı ve rahat. Yaydığın güveni ve etrafındaki enerjiyi hisset. Mümkün olduğunca ayrıntılı ol. Bunun gibi NLP teknikleri kendinde ve yeteneklerinde mutlak kesinlik yaratmak için gereklidir. 2. NLP Switch. Daha gelişmiş NLP tekniklerine hazır olduğunda NLP Switch'ini kullanabilirsin. İlk olarak istemediğin bir şeyin zihninde canlı bir resmini oluştur. Onu büyük ve parlak yap. Ardından onu değiştirmek istediğin şeyin canlı bir resmini oluştur. Onu küçük ve donuk hale getir. Şimdi onları ters çevir. İstediğin şeyin görüntüsünü ön plana getir. Onu daha parlak ve daha canlı hale getir. Bir zafer müziği ve hatta bir hareket ekle. İstemediğin görüntüyü arka plana at, gri ve renksiz hale getir. Bu geri dönüşleri 3 ila 5 kez tekrarla. Beynini pozitifleri güçlendirmek ve negatifleri zayıflatmak için bu şekilde eğiteceksin. 3. Modelleme. Modelleme başarılı girişimciler, sporcular ve daha pek çok kişi tarafından en çok ilgi gören NLP eğitim tekniklerinden biridir. Çekim yasasına dayanır, sürekli olarak düşündüğüne ve odaklandığına doğru ilerlersin. Hayatını yükseltmek için etrafını istediğin başarıya ulaşmış insanlarla çevrelemen ve onların davranışlarını modellemeye odaklanman gerekir. Bir akıl hocası bulabilir, bir deha grubuna katılabilir veya patronunu veya hayran olduğun bir yöneticiyi modelleyebilirsin. Ne kadar çok rol modelin varsa bu NLP tekniğinden o kadar çok yararlanabileceksin demektir. 4. Aynalama. 7-38-55 kuralına göre mesajının sadece %7'si kelimelerle iletilir. Ses tonun %38 katkıda bulunur, ancak beden dilin mesajının %55'ini iletir. Aynalama, anında bağlantı kurmak ve herkeste yakınlık kurmak için beden dilinden yararlanan bir NLP tekniğidir. Biriyle konuşurken vücut dilini onlarınkine benzetebildiğin kadar benzet. Eğer yüksek enerjiliyseler o enerji seviyesini eşleştir. Vücut dilleri rahatsa bunu yansıt. Hatta kullanmayı seçtiğin kelimeleri onların kelime dağarcığına uyacak şekilde değiştirebilirsin. Diğer kişi seni otomatik olarak daha güvenilir bulacaktır. Çünkü sen de onun gibisindir. Kader, alın yazısı, karma, tesadüf, tevafuk, buna ne dersen de, hayatın kontrolümüz dışındaki güçler tarafından belirlendiği fikri zaman kadar eskidir. Yunan mitolojisinde, eski Çin hikaye anlatıcılığında ve dünyadaki her kültürde görülür. Ama bu karşı konulamaz ve senin kontrolünün dışında bir kader değildir. Kendi kaderini kontrol ettiğine inanmak, iç kontrol odağını tanıdığın anlamına gelir. Düşüncelerin, eylemlerin ve bunların sonuçları için sorumluluk aldığın anlamına gelir. Bu şekilde düşünerek durdurulamaz hale gelebilirsin. Kaderini nasıl kontrol edeceğini işte bu 8 adım ile öğrenebilirsin. 1. Gerçeği kabul et. Kaderini kontrol etmek için önce kim olduğunu ve nerede olduğunu hemen şimdi kabul etmelisin. Hedeflerinde gerçekte olduğundan daha ileride olduğunu düşünerek kendini kandırırsan başaracak hiçbir şeyin kalmaz. Aynı zamanda
hayatının gerçekte olduğundan daha kötü olduğuna kendini inandırmamalısın. Bir adım geri at ve durumuna yeni bir perspektiften bak. Öz farkındalığını geliştir ve gerçeği kabul et. Başlangıç noktanı bilmiyorsan, kaderini kontrol etmek için bir plan yapamazsın. 2. Hikayeni gözden geçir. Gerçeği kabul etmek, arkana yaslanıp kaderini nasıl kontrol edeceğini unutacağın anlamına gelmez. Bu, değiştirebileceklerinin sahipliğini alman ve değiştiremeyeceğin şeyleri unutman anlamına gelir. Başkalarının ne yaptığını veya düşündüğünü kontrol edemezsin. Piyasayı kontrol edemezsin. Değiştirebileceğin tek şey kendi zihniyetindir. Bunu yapmak için kendine anlattığın hikayeyi sorgulamalı ve onu sana güç veren bir hikayeye dönüştürmelisin. Sınırlayıcı inançlar, yani kendimize nasıl olduğumuz ve dünyanın nasıl olduğu hakkında söylediğimiz olumsuz şeyler, seni yalnızca kaderini kontrol etmekten alıkoyar. 3. Geçmişi bırak. Geçmişin geleceğin değildir. Yani orada yaşamadığın sürece. Kendi kaderini kontrol etmek için seni incitenleri affetmeli ve geçmişi bırakmalısın. Hayatta hiçbir şeyin ona verdiğin anlam dışında bir anlamı olmadığını fark etmelisin. Geçmişine acı ve ıstırap dolu bir anlam mı vereceksin, yoksa seni bugün olduğun kişi yapan şeyin bu olduğunun farkına varacak mısın? Eğer ona olumlu bir anlam vermeyi seçersen, geçmişin içsel bir güç ve kendine olan derin inancın için bir kaynak olabilir. 4. İlişkilerini keşfet. Hiçbir şey yaşam kaliteni ve kaderini kontrol etme yeteneğini ilişkilerinden daha derin bir şekilde etkileyemez. Kendinle ilgili inançların da dahil olmak üzere, değerlerine ve inançlarına açılan bir penceredir. Onlar hayatın en büyük zevklerinin ve hayatın en büyük acılarının kaynağıdır ve seni hedeflerine doğru yönlendirebilir veya seni durgun ve atıl bir hale getirebilirler. Bazen artık sana hizmet etmeyen sağlıksız ilişkilerle bağlantını kesmen gerekebilir. Bu, kaderini nasıl kontrol edeceğini öğrenmenin en zor kısımlarından biridir. Ancak ağırlıkların altındayken uçamazsın. 5. İtici gücünü açığa çıkar. İlişkilerin aynı zamanda yaptığın şeyleri yapmanın nihai nedeni olan itici gücün hakkında da ipuçları sağlar. Hepimiz 6 insani ihtiyaç tarafından yönlendiriliyoruz. Bunlar kesinlik, önem, çeşitlilik, sevgi ve bağlılık, büyüme ve gelişme ve destek. Tüm bunlara belirli bir düzeyde ihtiyacımız var. Ancak her birimizin bizi diğerlerinden daha fazla harekete geçiren bir üst ihtiyacı var. Hayatına bu bağlamda bakarak kaderini daha başarılı bir şekilde kontrol edebileceksin. Çünkü ihtiyaçlarını olumlu bir şekilde tanıyacak ve yerine getireceksin. 6. Korkularınla yüzleş. Korku doğal bir hayatta kalma içgüdüsüdür. Ancak ilişkilerimiz gibi her zaman bize hizmet etmez. Korku içinde yaşıyorsan kaderini nasıl kontrol edeceğini asla gerçekten öğrenemezsin. En iyi benliğin olmak ve sınırsız büyüme ve gelişme potansiyelini gerçekleştirmek için korkunun seni kullanmasına izin vermek yerine korkuyu nasıl kullanacağını öğrenmelisin. Hayal ettiğin o işe başlamak için adımlar at, hemen. Topluluk önünde konuşma atölyelerine kaydol, hemen. Neyden korkuyorsan git, bugün yap, hemen. 7. Hayatını tasarla. Yeni pozitif inançlar oluşturdun, sana hizmet etmeyen ilişkileri ve hikayeleri bıraktın ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını keşfettin. Kendinden emin ve güçlü hissediyorsun. Şimdi hayatını tasarlama zamanı. İstediğin her şeyi yapabilirsin. Sahip olabilirsin ve ne istiyorsan olabilirsin. O yüzden büyük düşün. Hayattaki gerçek amacın nedir? Sana ne enerji verir? Tutkuyla dolu olağanüstü bir hayat hayal et. Sadece kaderini kontrol ettiğinde
elde edebileceğim bir hayat. 8. Odağına kilitlen. Sürekli olarak ne düşünürsen ve neye odaklanırsan ona doğru ilerle. Hayatını tasarladıktan sonra tüm enerjini o hayata ulaşmak için harcaman gerekir. Seni belirli bir şekilde hissettirmek için başkalarına güvenmeyi veya onların seninle aynı fikirde olmalarını beklemeyi bırak. Kaderini nasıl kontrol edeceğine niyetlerini odaklamak için hazırlama, görselleştirme, formüller ve egzersiz gibi güçlendirici rutinleri kullan. Sistemli hedefler oluştur ve kendini sorumlu tut. İhtiyacın olan tüm araçlara sahipsin. Gerisi sana kalmış. İnsanlar kendilerine neden şansın kötü diye soruyorlar. Hem de zamanın başlangıcından beri. Çeşitli kültürler kötü şanstan korunmak için dört yapraklı yonca, tavşan ayağı, at nalı gibi şeyler kullanır. Dualar ve sözler var. Tuhaf batıl inançlara katılırız. Tiger Woods önemli günlerde her zaman kırmızı forma giyerdi. Serena Williams ilk servisinden önce topu tam olarak 5 kez sektiriyor. Jennifer Aniston uçuştan önce uçağın dışına vuruyor. Gibi gibi. İnsanlığın bilim ve teknolojideki çarpıcı ilerlemelerine rağmen kötü şans fikri etrafta dolaşıyor hala. Dünyayı anlamlandırmanın bir yolu olarak insan ruhunun derinlerine yerleşmiş durumda. Beynimiz açıklamalar için can atıyor ama bazen kötü şans tabiri en uygun olan tek şey. Ancak her zaman neden bu kadar kötü şansın var diye merak ediyorsan, kendi kararlarını yeniden gözden geçirmenin ve zihniyetini daha güçlendirici bir bakış açısına dönüştürmenin zamanı gelmiş olabilir. Neden şanssızım? Bazı insanların gerçekten kötü şansı varmış gibi görünebilir. Örneğin, Tsutomu Yamaguchi, atom bombalarının atıldığı zamanlarda hem Hiroşima'da hem de Nagasaki'de bulunacak kadar şanssızdı. Kostis Mitsotakis, kasabasında kazanan bir piyango bileti için belge istemeyen tek adamdı ve bir ömür boyu finansal özgürlükten mahrum kaldı. Anne Hodges, şimdiye kadar bir göktaşı çarpmış olan tek kişidir. Bu olayların olma olasılığı inanılmayacak kadar düşüktür. Adı ne olursa olsun, talihsizlik, kötü şans veya evrenin rastgele işleyişi. Bazen kötü şeyler olur. Ancak çoğu insan neden şansım kötü diye merak ederken nispeten normal yaşam olaylarını deneyimliyorlar. Tatmin edici bir iş bulamıyorlar ve işler arasında gidip geliyorlar ya da yerden kalkamayacak gibi görünen bir iş buluyorlar. Yıllardır çıkıyorlar ama doğru kişiyle tanışamıyorlar ya da aşık oluyorlar ama ilişkileri bitiyor. Tanıdık geliyor mu? Bu durumlarda neden hiçbir şeyde şansım yaver gitmiyor gibi sorular soruyorlar. Yanlış yoldalar. Kendine doğru soruları sormalısın. Kendi eylemlerim ve inançlarım sözde şansımı nasıl etkiler? Arzuladığım ve hak ettiğim hayatı yaşamak için farklı olarak ne yapabilirim? Milyonları kaçıran adam Kostis Mitsotakis kendi kötü şansı üzerinde durmadı. Bir film yapımcısı olarak piyango kazanan köyü hakkında bir belgesel yapma fırsatını yakaladı. Hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini söylüyor ve hayatının nihai sonucunun kendisine bağlı olduğunu biliyordu. Kötü şanstan nasıl kurtulunur? Bazı insanlar çok şanslı. Bu düşünceye hiç sahip oldun mu? Bundan bir kez ve herkes için kurtulmanın zamanı geldi. Bu insanlara şans bahşedilmemiştir.
şimdi sayacağımız 9 şeyi yapmak için bilinçli kararlar vermişlerdir. 1. Hayatını kendinin kontrol ettiğine inan. Başarılı insanlar bilirler ki neden bu kadar şanssızım sorusunun cevabı önemli değildir. Çünkü bilinçli olarak farkındadırlar ki kendi kaderlerini kontrol ediyorlardır. Büyüme zihniyetine sahiplerdir ve değişimin mümkün olduğuna inanırlar. Hayatlarının sorumluluğunu üstlenirler ve bunu tek başlarına bir başyapıt haline getirebileceklerine inanırlar. Buna iç kontrol odağına sahip olmak denir ve sözde şansını tersine çevirmek için çok önemlidir. 2. Büyüme ve gelişme ihtiyacını kabul et. Hepimiz kararlarımızı etkileyen 6 insan ihtiyacı, yani kesinlik, önem, çeşitlilik, sevgi ve bağlılık, büyüme ve gelişme ve katkı ve destek tarafından yönlendiriliyoruz. Kötü şans denizinde durgunlaştığını düşünüyorsan, derin insani büyüme ihtiyacını fark ederek ve yerine getirerek yoluna devam et. Büyümüyorsan ölüyorsun ve sözde kötü şans sadece daha da ve daha da kötüleşecek demektir. 3. Hikayeni değiştir. Sorunlarını kötü şansa bağladığında kendine hayatın hakkında güçsüzleştirici bir hikaye anlatırsın. Harekete geçmeni engelleyen sınırlayıcı inançlar döngüsünde sıkışıp kalırsın. Kötü şansı hak ettiğine bile inanabilirsin. Döngüyü kırmak için hikayeni güçlendirici inançlara dayanan bir hikayeyle değiştirmelisin. 4. Başarıya odaklan. Odak nereye giderse enerji oraya akar. Başarısızlığa odaklanırsan aynısından daha fazlasını elde etmen olasıdır. Başarıya odaklanırsan henüz deneyimlememiş olsan bile hayatında tezahür edecek şey budur. Sürekli olarak düşündüğün ve odaklandığın şeye doğru ilerlersin. Beynini başarısızlığa değil, başarıya koşullandırmak için hedef görselleştirme gibi teknikleri kullanabilirsin. 5. Olumsuz düşünce modellerini durdur. Kötü şeyler olduğunda nasıl tepki verirsin? Zihniyetini etkilemesine, ruh halini düşürmesine ve neden bütün bunlar beni buluyor gibi olumsuz düşünce kalıplarına saplanıp kalmasına izin veriyor musun? Bunu yapmak zorunda değilsin. Bu kalıpları nasıl tanıyacağını ve kesintiye uğratacağını, yerini olumlu kelimeler ve düşüncelerle değiştirmeyi öğren. Sözlerini değiştirdiğinde hayatını değiştirirsin. 6. Sorunları hediye olarak gör. Başarılı insanların başına kötü şeyler geldiğinde neden şansım kötü diye sormazlar. Buradaki ders nedir diye sorarlar. Her sorun bir hediyedir. Problemler olmadan büyüyemeyiz. Bakış açını değiştir ve engelleri büyüme fırsatları olarak görmeye başla. Şansını tersine çevirmek istiyorsan bu tutum çok önemlidir. 7. Şükrü eksik etme. Minnettar olduğunda korku kaybolur ve bolluk ortaya çıkar. Tam bir minnettarlık durumu olumsuz duygularla bir arada var olamaz. Bu da onu kötü şansı değiştirmek için bu kadar güçlü bir araç yapan şeydir. Hayatındaki eksikler yerine bolluğa odaklanmayı seçtiğinde daha mutlu ve daha tatmin olmuş hissedeceksin. Ve mutlu, tatmin olmuş insanlar neden bu kadar kötü şansım var diye merak ederek zamanlarını boşa harcamazlar. 8. Korkularınla yüzleş. Kötü şansı durdurmanın ve onu pozitif enerjiye dönüştürmenin tek yolu korkularını yenmeye azmetmektir. İş hayatında başarısızlıktan mı korkuyorsun? Aşkta kırgınlıktan mı korkuyorsun? Başkalarının senin hakkında ne düşüneceğinden mi korkuyorsun? Bu korkular kötü şansın sonucu değil, sebebidir. Bu korkuların kaynağını bul ve göreceksin ki şansında bir atılım meydana getireceksin. 9. Eyleme geç. Tiger Woods ve Serena Williams'ın oturup neden bu kadar kötü şansım var diye düşünmediklerine bahse girebilirim. Aksilikler yaşadıktan sonra ayağa kalktılar ve daha da büyük hedefler koydular. Daha büyük riskler aldılar, zor kararlara imza attılar ve kendilerine karşı durdurulamaz bir inançları vardı. Kötü şansı hiç düşünmediler. Sadece
harekete geçtiler.